Yeni müfredata uygun olarak hazırladığımız ders videomuza hoş geldiniz. Bu derste sizlerle 9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ'da dünya konusunu işleyeceğiz. Videomuzun başında Orta Çağ'da meydana gelen önemli olayları söyleyelim. Ardından ayrıntılara geçelim. 651 Sasani Devleti'nin yıkılması. 711 Vizigot Krallığı'nın sona ermesi. 1000 İslamiyet'in Hindistan'da yayılmaya başlaması. 1054 Katolik Ortodoks bölünmesi. 1196 Moğol İmparatorluğu'nun kurulması. 1215 Magna Carta. 1227 Moğol İmparatorluğu'nun parçalanması. 1295 İngiltere'de parlamenter sisteme geçilmesi. 1337 ila 1453 yüzyıl savaşları. 1347 ila 1351 Avrupa'da veba salgını. Sevgili öğrenciler, videomuzu durdurup Orta Çağ'a ait haritayı inceleyebilirsiniz. Orta Çağ'da siyasi yapılar. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun, Batı ve Doğu Roma olmak üzere ikiye ayrılması, Batı Roma İmparatorluğu'nun 476'da yıkılmasından sonra Avrupa'nın sosyo-ekonomik ve kurumsal yapısında büyük değişiklikler yaşanmıştır. Bu tarihten itibaren Germen kabileleri kendi devletlerini kurarak bugünkü Avrupa devletlerinin temellerini atmıştır. Avrupa'da Frank, Visigot, Sakson gibi Germen krallıkları kurulmuş ve bu krallıklar, siyasi üstünlüğü ele almıştır. Bu durum, Avrupa'nın güçlü bir devlet otoritesinden yoksun kalmasına, büyük bir karmaşaya sürüklenmesine sebep olmuştur. Orta Çağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistem, feodalizm, olmuştur. Feodalizm, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma sürecine girmesiyle kıtlık ve savaş korkusu halkın can ve mal güvenliği endişesine kapılmasına neden oldu. Bundan sonra halk yaşadıkları bölgelerin büyük malikanelere sahip lordlarına sığınmaya başladı. Feodalite güçlü savaş lordlarının egemen güç kabul edildiği, zayıfların kendilerini efendilerine emanet ederek, karşılığında sadakatle hizmet sözü verdikleri bir toplum yapısıdır. Bu sisteme göre siyasi güç, krala ait olup kral, siyasi otoritesini mutlak sadakat koşuluyla ve kontrollü olarak derebeyleriyle paylaşmıştır. Lordlar, kendisine sığınan köylü sınıfını korumak ve topraklarına toprak katabilmek için sadık bir silahlı güce ihtiyaç duymuştur. Bu profesyonel savaşçılara şövalye adı verilirdi. Doğu Roma yani Bizans. Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ'da, Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika coğrafyasında etkili olmuştur. Helenizm ve Ortodoksluk gibi kültürel bileşenler sonucu Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğundan farklı bir siyasi yapı haline gelmiştir. Roma İmparatorluğu bir çeşit cumhuriyet ile yönetilirken, Bizans İmparatoru gücünü Tanrı'dan alan otokrat bir lider konumuna gelmiştir. Bu siyasi anlayışıyla Bizans imparatorları özellikle Sasani ve Helenistik dönem monarşilerinden etkilenmiştir. Orta Çağ boyunca varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu, 1453'te İstanbul'un fethiyle ortadan kaldırılmıştır. Otokrasi nedir? Otokrasi, monarşinin bir çeşidi olup bütün siyasi yetkiler kralın elindedir. Monarşiden farklı olarak otokrasi de, yönetim miras yoluyla değil, kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Sasaniler. Güçlü bir devlet geleneğine sahip olan Sasaniler, Kafkasya, Mezopotamya ve İran'a hükmetmiştir. İmparatorluğun yönetim şekli monarşiydi. İmparatorluğun başında Şehinşah yani kralların kralı unvanını kullanan hükümdar bulunmaktaydı. Kral çoğu kez kendisinden sonra başa geçecek kişiyi yardımcısı olarak tayin etmiş ve onun siyaset sanatını öğrenmesi için önemli eyaletlerden birinin başına getirmiştir. Krallar, Tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahiptir. Bunun açık göstergesi, Sasani madeni paralarının bir yüzünde hükümdarın diğer yüzünde kutsal ateşin resmedilmesidir. Bizans İmparatorluğu ile yaptıkları uzun savaşlar sonucunda, Anadolu'yu hakimiyetleri altına alan Sasaniler, İstanbul'u kuşatmıştır. Ancak Bizans'ın özellikle deniz gücü karşısında etkisiz kalan Sasani devleti, Anadolu'dan çekilmek zorunda kalmıştır. 7. yüzyılda Suriye-Filistin hattını fetheden Müslüman Araplar ise İran, Mezopotamya ve Kuzey Suriye'deki Bizans birliklerini yenilgiye uğratmıştır. Sasaniler, Hazreti Ömer döneminde yapılan Nihavend Savaşı'nda yenilmiş ve 651 yılında yıkılmıştır. Moğol İmparatorluğu, Moğol İmparatorluğunu kuran Temuçin'dir. Temuçin, 1206 yılında yapılan kurultayda Türk-Moğol boyları tarafından Kaan seçilmiş ve Cengiz adını almıştır.
Moğol boylarını uzun mücadelelerden sonra bir araya toplayan Cengiz Han, istila hareketleri ile dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuştur. Cengiz Han hayattayken imparatorluk topraklarını 4 oğlu arasında paylaşılmıştır. Moğollar üzerinde şamanizmin önemli bir etkisi vardır. Şamanların söyledikleri gerek toplum üzerinde gerekse idareciler üzerinde etkilidir. İmparatorluklarda sosyal durum, Germen kralları, Roma İmparatorluğu'nun eyalet yönetim sistemi gibi bir idari yapı kurmuştur. Bu eyaletlerin başında valiler görevlendirilmiştir. Eyaletlerden daha küçük yönetim birimleri kontlar tarafından yönetilmiştir. Her eyaletin kendi ordusu olup bu orduların her birine kumanda etme görevi de bir düke verilmiştir. Bu düzen, zamanla Avrupa'da feodal sistemi ortaya çıkarmıştır. Krallar, meclislerinde kontlarla piskoposlara danışarak karar almıştır. Kontlar, imparatorun tebaasını ruhban sınıfına itaate zorlamış, piskoposlar da halkı kontların yerel iktidarına tabi olmaya çağırmıştır. Sasanilerde de Roma İmparatorluğunda olduğu gibi yönetime aristokratlar hakimdir. Sasani İmparatorluğundaki danışma meclisi, Roma'daki konsüllerle benzerlik gösterse de Sasanilerin soya bağlı hanedan üyelerinin mecliste etkin olması, Roma'dan farklılık göstermiştir. Ayrıca Sasani İmparatorluğundaki siyasi meşruiyet ve idari yapı, dini bir karakter taşımaktadır. Moğol İmparatorluğunda Kurultay adında bir danışma meclisi vardır. Bu kurultaydaki görevliler soylu oluşlarına göre değil liyakat esasına göre seçilmiştir. Orta Çağ'da Avrupa'da veba salgını. 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen veba, ilk olarak Bizans topraklarını vurmuş ve Avrupa'ya, Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden girmiştir. Bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Avrupa'nın demografik haritasını değiştiren bu hastalık, halkın psikolojik olarak güvensizlik ve korku yaşamasına neden olmuştur. Sosyal ilişkileri zayıflatmış, ticareti ve dini uygulamaları durma noktasına getirmiştir. Çok sayıda kişinin ölmesi her alanda bir değişime neden olmuştur. İmparatorluklarda ekonomik durum. Bizans İmparatorluğunda hayat ve geçim tarzı ticarete dayanmaktadır. Çin ve Hindistan'dan gelen ticari ürünlerin Avrupa'ya sevk edilmesi, Bizanslı tüccarlar sayesinde olmuştur. İpek ticareti Bizanslılar ile Sasanileri karşı karşıya getirmiş ve Bizans İmparatorluğu, Sasanilere karşı Türklerle ittifak kurmuştur. Sasani devletinde ekonomi, topraktan alınan vergilere dayanmaktadır. Sasaniler, gelirlerini artırmak için üreticiyi destekleyen yasalar çıkarmış, zaten geniş olan ticaret ağını daha da büyütmüştür. Ayrıca Hint Okyanusu'nda, Orta Asya'da ve Güney Rusya'da uluslararası ticarete egemen olmuşlardır. Geniş bir coğrafyada hakimiyet kuran Sasani Devleti'nde, Persler'deki satraplık sistemine benzer daha merkezi bir eyalet sistemi uygulanmıştır. Moğol İmparatorluğu'nun merkezi konumundaki İç Asya'da iklim şartları tarım için elverişli değildi. Bu nedenle halkın ana geçim kaynağı hayvancılık olmuştur. Hayvanlar için otlak arayışları sonucunda Moğollar, konar göçer bir yaşam tarzını benimsemiştir. Ekonomileri her ne kadar hayvancılığa dayansa da yerleşik topluluklar ile ticarete önem vermişlerdir. İmparatorluklarda askeri durum, Bizans ordusunun asıl gücünü, eyalet birlikleri oluşturmuştur. 11. yüzyılın ikinci yarısında ise ücretli askerler ordunun asli unsuru haline gelmiştir. Bizans ordusunda, İngiliz, Frank, Norman, Bulgar, Gürcü, Peçenek, Kıpçak gibi ücretli askerler görev almıştır. Moğol ordusu gönüllü birliklerden oluşmaktadır. Moğol ordusu, Mete Han'ın geliştirdiği onlu teşkilata uygun olarak 10, 100, 1000 ve 10.000 şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Moğol ordusu hafif süvari birliklerinden oluştuğu için hızlı hareket kabiliyetine sahiptiler. Artı üründen sosyal sınıflara. Yağışın yeterli olduğu ve doğal besin kaynaklarının bol olduğu bölgelerde büyük bir anlam ifade etmeyen artı ürün, kurak bölgelerde hayati öneme sahiptir. Çünkü bu bölgelerde artı ürüne sahip olan yerleşim merkezleri avantajlı duruma geçmiş ve bu durum onlara güç kazandırmıştır. Ayrıca artı ürün, diğer ihtiyaçların karşılanması için değiş tokuşu geliştirmiş ve çiftçilik dışında yeni meslekler ortaya çıkarmıştır. Çiftçi, esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi yeni sınıflardan oluşan daha büyük topluluklar şehir toplumunun doğmasını sağlamıştır. Artı ürünlerin bir merkezde toplanması ve halka buradan dağıtılması toplumda tabakalaşmayı ortaya çıkarmıştır. Örneğin Mezopotamya'daki tapınaklarda toplanan ürünlerin kaydını tutan din adamları, dağıtımı kontrol etmeye başlamıştır. Böylece tapınak rahipleri toplumda üst tabakayı oluşturmuştur.
Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyet altında iken Mısır'da Firavun, tüm toprakların sahibidir. Toprakları kullanan köylüler ise kiracı durumundadır. Sümerler'de toprak mülkiyeti, tapınaklara ait topraklar, kent yöneticilerine ait topraklar ve ortakçı usulü ile işletilen köylülere ait topraklar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Hititler'de ise toprak, küçük ve büyük tımar parçalarına bölünmüştür. İlk çağda vergi. İlk çağlardan itibaren devletler vergi toplamaya ihtiyaç duymuştur. Mısır'da vergiler ve kiralar, tüm ekili topraklardan düzenli bir şekilde Firavun adına toplanmış ve kamu binalarında çok sayıda insan çalıştırılmıştır. Mısır'da köylüler de ortakçı olarak vergi vermekle yükümlüdür. Sümerler'de ise hür vatandaşlar vergi ödemek zorundayken Urgakina, sosyal adaletsizliği önlemek için birçok vergiyi kaldırmıştır. Güçlü bir yapıya sahip olan Roma'da tarımdan elde edilen fazla ürünün vergilendirilmesiyle oluşan kaynaklar, orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslemiştir. İlk çağda toplum, asiller, din adamları, hürler ve köleler gibi sınıflara ayrılmıştır. Toprağa sahip olan soylular, yüzyıllar boyunca geçerli olacak güçlü statüler kazanarak sosyal, ekonomik, siyasi gücün belirleyicisi olmuştur. Bu süreç tarım toplumlarının yönetim şekli olan monarşiyi ortaya çıkarmıştır. Tarihin bazı dönemlerinde monarşiler parçalansa da soylu sınıfa dayanan siyasal yönetimler varlığını sürdürmüştür. Orta Çağ Avrupa'sındaki feodalite sisteminde, aynı vergiler devam etmekle birlikte ordunun ihtiyaçları etrafı surlarla çevrili kalelerde yaşayan feodal beyler tarafından karşılanmıştır. Köleler, serfler ve hür köylüler, korunma ve adalet karşılığında senyörlere mal ve hizmet üretmekle yükümlüdür. Kast sistemi. Hindistan'da ortaya çıkan kast sistemi, bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir. Kast sistemi, Brahmanlar yani din adamları, Kshatriyalar yani askerler, Vaisyalar yani çalışanlar ve Sudralar yani işçiler ve köleler sınıflarından oluşturmuştur. Kast grubunun üyesi, Brahmanlara saygılı olup kendi kastının görevlerini yerine getirirse diğer hayatında daha üst bir kastta doğacak, eğer bunları yerine getirmezse daha alt bir kastın üyesi olarak yeniden dünyaya gelecektir. Kast toplumlarında farklı toplumsal gruplar birbirlerine kapalıdır. Bu sistemde herkes, bir daha terk edemeyeceği bir kast içinde doğar, bu kasttan eş seçer ve bu kast içinde ölür. Her kast bireyinin alabileceği eğitim ve yapabileceği meslek türleri bellidir. Bu düzende insanların diğer kastların üyeleriyle bağlantı kurmaları engellenmiştir. Kast sisteminin mevcut yapılanması dışında, köylerin ve yerleşim yerlerinin en uzak yerlerinde yaşamalarına izin verilmiş parya denilen bir sınıf daha vardır. Orta Çağ'da ticaret. Orta Çağ'da Asya ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler genellikle ticaret yolları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bu ticaret yolları, ticari ürünlerin yanı sıra kıtalar arasında kültür alışverişine de imkan sağlamıştır. Ticaret yolları üzerindeki ulaşım, kervanlar vasıtasıyla sağlanırdı. Orta Çağ'da yelkenli gemilerin, pusula ve haritanın da kullanımıyla denizciliğin ticari değeri artmaya başladı. Kervanların konakladığı, mola verdiği ve ticari malların tüketiciye ulaştığı mekanlara tarih boyunca farklı isimler verilmişti. Hanlar. Kervanların indiği, malların depolandığı, atölyelerin bulunduğu ve ticaretin yapıldığı yerlerdi. Çarşı. Hanlarda birden fazla dükkan olması durumunda buraya çarşı da denilirdi. Arasta. Genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelmekteydi. Ribatlar. İslamiyet'in ilk dönemlerinde daha çok korunma, savunma ve askeri amaçlı inşa edilerek karakol veya ordugah olarak kullanılırdı. Sınır bölgelerinde yoğunlaşan bu yapılar, yüksek duvarlarla çevrili olup avlu ve gözcü kulelerinden oluşurdu. 11. yüzyıldan sonra sınırların genişlemesiyle birlikte iç bölgelerde kalan ribatlar, işlev değiştirerek ticari konaklama amacıyla kullanıldı. Pazar ve panayırlar. Günümüzdeki fuarlara benzeyen panayırlar, 13. yüzyılın sonuna kadar pek çok ülkenin ticaretinde önemli rol oynamış ve ekonomik hayata da canlılık getiren önemli bir unsur olmuştur. Pazarlar ise açık havada yer almış ve genel olarak haftanın belirli günleri toplanmıştır. Kapan. Türk İslam şehirlerinde sıkça görülen kapanlar, toptan ticaretin yapıldığı yerlerdi. Yağ kapanı, un kapanı gibi. Kervansaraylar. Kökeni ribata dayanan kervansaraylar da kervanların güvenliği ve konaklaması için ana yol kenarında tesis edilirdi. Kervansaraylar genellikle 8 ila 10 saatlik yürüyüş mesafesinde, 35 ila 40 kilometre aralıklarla kurulurdu.
Vakıf sistemi sayesinde günümüze kadar gelen kervansaraylar, yollar üzerinde kurulan ve kamu yararına çalışan ticari yapılardı. Ticaret malları deniz yoluyla taşınırken bazen limanlarda mola vermiş, bazen de bu malların yolculuğu limanlarda son bulmuştur. Büyük karayollarının her zaman denizle irtibatı olmuş ve ticaret yolları bir limanda tamamlanmıştır. Bu nedenle liman kentleri, dünya ekonomisinin en önemli birimlerinden olmuştur. Limanlardan kentlere ulaşan mallar, burada hanlar, kapanlar, bedestenler, çarşılar ve pazar yerlerinden insanlara ulaşmıştır. Paranın kullanımı. Ekonomik açıdan önemli olan madeni paranın ortaya çıkışı, ticari ve mali gelişmeleri kolaylaştırdı. Anadolu'da yapılan kazılarda bulunan ilk para örnekleri M.Ö. 7. yüzyıla ait olup bunları Lidya kralı bastırmıştır. Paranın üstündeki kral resmi ya da şehir sembolü, parayı bastıranın gücünü ve ihtişamını göstermiştir. Krallar için para basmak bir egemenlik sembolü olduğu kadar aynı zamanda ekonomik açıdan da önemlidir. Metal sikkelerden yapılan ilk paralar, genellikle altın ve gümüşten basılmıştır. İlk ve Orta Çağ'da ticaret yolları. Kral yolu. Anadolu yollarının altın çağı, Pers İmparatoru Darius'un yaptırdığı kral yolu ile başlamıştır. Anadolu'da, Ege bölgesinde bulunan Salihli civarındaki Sardes'ten başlayıp Pers İmparatorluğu'nun başkenti Sus'a kadar uzanan kral yolu, Anadolu yollarının bel kemiğini oluşturmuştur. 2600 kilometre uzunluğundaki kral yolunun çevresindeki ekonomi merkezleri, Ege kıyısındaki önemli limanlara bağlanmıştır. İpek yolu. İpek yolu, ilk ve orta çağlarda Çin ve Orta Doğu ile Batı ülkeleri arasındaki transit kara ticaretinde kullanılan en işlek ticaret yoludur. Yol Çin'den başlayarak Akdeniz, Anadolu ve İran üzerinden Avrupa'ya ulaşmıştır. İpek yolu insan eliyle açılmış bir yol olmayıp tabiatın ve iklimin hazırladığı geniş vadi yatakları ile kervanların konaklamalarına yarayacak vahalardan oluşmuştur. İpek yolu, tarih boyunca hem geçtiği bölgeleri iktisadi açıdan kalkındırıp halkın refah seviyesini yükseltmiş hem de Doğu-Batı kültür ve uygarlıkları için bir köprü olmuştur. İpek yolunun hakimiyeti için bölgede sürekli siyasi ve askeri mücadeleler olmuştur. İpek yolundaki güç mücadelesinin belirleyicileri Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar, Araplar ve Ruslardır. İpek yoluna hakim olan kavimler, dünya siyasetinde etkin rol oynamışlardır. İslamiyet öncesinde bölgeye egemen Türk devletleri, Hunlar, Avarlar ve Köktürklerdir. İlk Türk İslam devletlerinden olan Karahanlıların ve Gaznelilerin hızlı yükselişinin nedenlerinden biri de İpek yolunun kilit noktaları olan Hotan ve Kabil gibi şehirleri ticari merkez olarak kullanmalarıdır. Moğolların hakimiyetinden sonra bu yolun altın çağı sona ermiş ve İpek yolu diğer kara ve deniz yollarının gölgesinde kalmıştır. Kürk yolu. Kürk yolu, Don Nehri'nin denize döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları ve Güney Sibirya ormanları sınırından Altaylara, Sayan Dağları üzerinden Çin'e ve Amur Nehri'ne ulaşan yoldur. Bu yoldan hayvanlarla getirilen deri ve postlar, İtil Nehri vasıtasıyla Hazar Devleti'nin merkezi Hanbalı'a ulaştırılmıştır. Daha sonra da Güney Sibirya'dan geçerek Avrupa'ya ve İslam ülkelerine gönderilmiştir. Bu yolun doğu ucu ise Türk devletlerinin merkezi olan Orhun bölgesinden Çin'e kadar uzanmıştır. Baharat yolu. Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya ulaşan ticaret yoluna baharat yolu denmiştir. Bu yol, coğrafi keşifler sonucunda önemini kaybetti. Avrupa'da ticaretin dayandığı temelleri oluşturan ve doğuyu batıya bağlayan İpek yolu, güneyi batıya bağlayan baharat yolu, kuzeyi güney ve batıya bağlayan Kürk yolu zamanla Müslüman toplulukların eline geçmiştir. Kısa sürede refaha ulaşan İslam ülkeleri Orta Çağ Avrupa'sının iştahını kabartmış, böylece 200 yıla yakın sürecek olan Haçlı seferleri başlamıştır. Ticaret yollarını ve Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek için yapılan bu seferler, Avrupa açısından tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Orta Çağ'da ordu. Avrupa orduları. Batı Avrupa'da 8. yüzyılda Franklar askeri bir düzen olan feodal sistemi geliştirmiştir. Buna göre kral, soylu şövalyelere at, zırh, mızrak, kılıç, kalkan gibi ihtiyaçlarını satın alabilmeleri ve askeri eğitimlerinde gerekli masrafları karşılayabilmeleri için kraliyet topraklarından belli ölçüde arazi bağışlamıştır. Şövalyeler de krala bağlılık yemini ederek kralın savaşçısı olmuştur. Feodalizmde fakir olan serfler, askere nadiren alınmıştır. Orta Çağ'da siyasi birlikten yoksun olan Avrupa'da ordular küçük oldukları için uzun süreli seferler düzenleyememiştir. Disiplin yönünden genelde zayıf olan Avrupa ordularında güçlü vasallar, her fırsatta kralın otoritesine karşı çıkmıştır.
Orta Çağ'da Avrupa'da şövalyeler, okçular ve kuşatma teknikleri etrafında dönen kara savaşları sıkça görülürdü. Türk ve Moğol orduları. Türk ve Moğol orduları genelde atlı okçulardan oluşurdu. Hem Türk hem de Moğol askerleri çok disiplinli olup büyük bir cesaretle savaşmış ve hafif süvari teknikleri kullanmıştır. Cengiz Han, Türklerin oluşturduğu onlu sisteme göre güçlü bir idari ve askeri düzen kurmuştur. Franklar, Haçlı seferlerinde çok sayıda Müslüman ve Türk atlı okçuyla karşılaşmıştır. Hareket kabiliyeti oldukça yüksek olan bu birliklerin başarısını gören Haçlılar, Türk atlı okçularından yararlanmak istemiştir. Sasani ordusu. Sasani ordusu da Türk ve Moğol ordusunda olduğu gibi onlu sisteme göre düzenlenmiştir. Değişik etnik gruplardan oluşan Sasani ordusunda, bağlı kavimlerin ve devletlerin gönderdikleri birlikler, ücretli askerler ve savaş esirleri yer almıştır. Bizans ordusu. Bizans ordusu, sayıları çok fazla olmayan ve İstanbul'da bulunan merkez kuvvetlerinin yanı sıra eyalet askerleri, tabi devletlerin gönderdiği yardımcı kuvvetler ve ücretli askerlerden oluşmuştur. Bizans İmparatorluğu'nda 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ücretli askerler ordunun asli unsuru haline gelmiştir. 11. yüzyıldaki ücretli askerlerin büyük bir kısmı Türklerden oluşmuştur. Peçenek, kuman ve uzlardan oluşan bu ücretli Türk birlikleri, kendi komutanlarının idaresinde Bizans ordusu içinde savaşmıştır. Malazgirt Savaşı sırasında, Bizans ordusu içerisindeki ücretli Türk boyları, Selçuklular tarafına geçmiştir. 14. ve 15. yüzyılda ordu. 14. yüzyıldan sonra İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaş karşılığı asker bulundurmaya başlamıştır. Böylece Avrupa'da askerlik mesleği ortaya çıkmıştır. 14. yüzyıldan itibaren devletler sürekli piyade kıtaları bulundurmaya başlamıştır. Savaş tarihini değiştirecek olan top, tüfek gibi ateşli silahlar, 1331'den sonra kullanılmaya başlanmıştır. Fransa 15. yüzyılda silahlı askerlerden oluşan daimi bir kıta oluşturmaya başlamış, Osmanlılar ise buna 14. yüzyılda Yeniçeri birlikleri ile başarmıştır. Yerleşik ve konar göçerler arasındaki savaşlar. Yerleşik topluluklar üretimde, konar göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmuştu. Başlıca geçim kaynağı hayvancılık olan konar göçer toplulukların ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersizdi. Bu nedenle konar göçer topluluklar ya yerleşik topluluklarla ticaret yoluyla mal değişikliği yapmak ya da savaş yoluyla yerleşik toplulukların mallarına sahip olmak istemiştir. Konar göçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konar göçerler üstünlük sağlamıştır. Konar göçer topluluklar dışa açık ve savaşçı bir yaşam biçimine sahipken, yerleşik topluluklar bunun tam tersine dışa kapalı ve barışçı bir yaşam biçimini benimsemiştir. Konar göçer ordusu. Orta Asya'nın konar göçeri dünyanın en iyi askeridir. Çünkü bu askerler yerleşik devletlerde görülen ağır donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı piyade ordularının aksine hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden oluşurdu. Konar göçer askeri, dayanıklı, disiplinli, uyumlu ve süreklidir. Konar göçerler zırh, hançer ve mızrak kullanmış ve ayrıca oklarını daha uzağa fırlatmalarını sağlayan yayı geliştirmiştir. Bu ordularda kadınlar da gerektiğinde savaşa katılırdı. Konar göçerlere etrafı surlarla çevrili olan güçlü şehirler zorluk çıkarmıştır. Bu kuşatma araçlarından yoksun olmalarıyla ilgiliydi. Kanunlar gelişiyor. İlk siyasi oluşumlarda, hukuk, gelenek haline gelmiş kurallara göre düzenlenmiştir. Daha sonraki zamanlarda örf ve adetlerden oluşan geleneksel hukuk kuralları yazılı hale getirilmiştir. Roma İmparatorluğundaki hukuk kuralları da benzer şekilde gelişmiştir. Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılından, Doğu Roma İmparatoru Justinianus'un 565 yılında ölümüne kadar geçen sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuka Roma hukuku denir. Roma hukuku, bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin temelini oluşturur. Bu hukuk sisteminin ilk basamağı 12 levha kanunlarıdır. Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleblerin ayaklanmaları ile bu kanunlar gündeme gelmiştir. 527 ila 565 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru olan Justinianus ilk defa kamu ve özel hukuk ayrımı yapmıştır. Özellikle aile, kişi ve miras hukuku konularındaki düzenlemeler, günümüz medeni hukukunun temelini teşkil etmektedir. Justinianus kanunlarında suç ve ceza sisteminde suçluyu arındırma, iyileştirme ve caydırma amacı vardır.
Bu kanunlarda hapis cezası uygulaması yoktur ve bunun yerine suçluların manastırlara kapatılması tedbirine başvurulmuştur. Adam öldürme gibi suçlarda ise sürgün, servete el koyma gibi cezalar da uygulanmıştır. Cengiz Han Yasası, Moğol İmparatorluğu'nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlara Cengiz Han Yasası veya Büyük Yasa denilmiştir. Ama bu yasanın tamamı Cengiz Han tarafından oluşturulmuş değildir. Cengiz Han Yasası, nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilerek düzenlenmiş şeklidir. Cengiz Han, Kaan seçildiği 1206 yılı kurultayında bu kurallara bazı ilaveler yapmış ve bunları resmen yürürlüğe koymuştur. Bu yasalar, İslamiyet'i kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır. Konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Herkese iyi çalışmalar.